Bugün ilk önce öfkenin ne olduğunu konuşuyor olacağız. Sonrasında öfke öğrenilen bir süreç mi? İnsanlar neden, hangi zamanlarda öfkelenir? Öfke birinci duygumuz mu? Bu aslında bu akşam konuşacağımız en önemli konulardan bir tanesi olacak. Öfke kontrolü nedir, ne değildir? Çünkü öfke kontrolü dediğimiz zaman genellikle öfkeyi tamamen bastırmak, İşte öfkeyi kaybetmek, ortadan kaldırmak, hiç yansıtmamak genellikle böyle zannediliyor. Sonrasında öfkeyi gevşeyerek yok etmek. Bu ne demek? Nefes egzersizi öğreniyor olacağız aslında. Öfkelendiğimiz anda öfkeyi yansıtmadan önce nasıl rahatlayabileceğimizi öğreniyor olacağız. Bir de aslında günümüzün en büyük problemi, öfkenin de en temel sebebi problem çözme becerisinin önündeki engelleri konuşuyor olacağız. Çünkü problem çözme becerimiz ne kadar gelişmemiş olursa öfkemiz o kadar yansıtılamadığı için sözel ifadeyle o kadar daha öfke kontrolünü sağlayamadığımız şekilde ortaya çıkıyor oluyor. Evet. Öfke, engellenme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık anlamlarına gelir. Tanım olarak böyle nitelendiriyoruz. Aslında normal ve sağlıklı da bir duygu. Biz her ne kadar öfkeyi şiddetle bağdaştırsak bile, öfkenin aslında zararlı olduğu nokta, evet, şiddete başvurduğumuz zaman dilimi. Fakat diğer duygular kadar heyecan, sevinç, mutluluk, hüzün gibi insanın yanımızın da en doğal parçasıdır. Her insanda olması gereken ve biz psikologlar olarak olmadığı zaman da endişelendiğimiz bir duygu aslında. Az önce de söylediğim gibi öfkede ana sıkıntı öfkenin varlığı değil, yani öfke hissediyor olmamız değil, kontrol edilmemesi ve içsel olarak bu öfkeyi içimizde işleyemediğimiz, dışarıya doğru dille yansıtamadığımız durumlarda saldırganlığa, şiddete dönüşme hali aslında öfkenin sıkıntılı olduğu nokta diyebiliriz. Hepimiz biliyoruz ki hayatta birçok kez istemediğimiz hayal kırıklıkları, mutsuzluklar, hak etmediğimizi düşündüğümüz olaylar karşısında öfkeyle baş başa kalıyoruz. Fakat birazdan da öğreneceğiz aslında orada gerçekten hissettiğimiz duygu öfke mi, doğru adlandırabiliyor muyuz? Bunu da görüyor olacağız bu akşam. Bizi neler öfkeli bir insan yapar? Yaşamın zorluklarına karşı tahammülümüzü yitirmemiz. Aslında bugün bu yaşamın zorluklarını hepimiz toplu olarak çok iyi biliyoruz ki bazen yeri geldiğinde ekonomik sıkıntılar, bazen toplum içerisinde kabul görmediğimiz farklılıklarımız, bazen doğal afetler, çok yakın bir dönemde bunu yaşadık. Biliyoruz ki aslında hayatın bazen bizim elimizde olmadan bize sunduğu bir takım işte sınavlar olarak adlandırabileceğimiz konular. Bu yaşamın içerisinde karşımıza çıkardığı noktalarda tahammülümüzü yitirmemize ve bazı olaylara daha tepkisel yaklaşmamıza sebep oluyor. Ve yaşadığımız bu zorluklarda aslında bir sonraki maddeyi yani tolerans düzeyimizin azalmasını destekleyen konulardan bir tanesi oluyor. Ve bilinç dışımıza attığımız zorluklar var tabii ki bir de burada. Bu bilinç dışımıza attığımız zorlukları nasıl açıklayabiliriz, nasıl adlandırabiliriz? Şöyle ki insan her zaman her duygusunu, her davranışını farkında olacak diye bir şey yok. Bazen farkında olmadan da hayatın içerisinde yaşadığımız, o an bizi üzdüğünü fark etmediğimiz, yıprandığımızı hissetmediğimiz, içimize attığımız ve bunları çok sonra başka olaylarda gördüğümüz anlar oluyor ve biz buna bilinç dışı diyoruz aslında. Yani beynimizin içerisinde bilişsel olarak yaşanan ve bizim farkında olmadığımız sürece verilen de bir isim. Ve bu bilinç dışımıza attığımız zorluklar öyle bir an geliyor ki dışarıya öfke patlaması halinde çıkıyor oluyor ve biz hiç anlamıyoruz neden o an böyle bir tepki verdik ama aslında bu bir birikmişliğin sonucu oluyor bu noktada. Kişilik sorunlarımızın bizde derin sıkıntılar oluşturması. Bu ne demek? Bazen her insan birbiriyle aynı duygu durumuna sahip olmuyor. Bazı insanlar diğerlerine göre daha hassas, daha kırılgan. Bu geçmişte yaşadığı konularla ilgili olabilir.
Allah vergisi olabilir, karakter yapı gereği böyle bir insan olabilir. Ama çoğunlukla insanların yaşam içerisinde daha hassas, daha kırılgan bireylere dönüşüyor olmasının en büyük sebebi zorluklar içerisinde büyümüş olmaları diye adlandırıyoruz. Yani yıpranmışlık seviyesinin diğer insanlara göre daha fazla olması ya da hayatın içerisinde daha az zorluk görmüş olmaları diyebiliriz bu noktada. Yani burada daha hassas birinin yaşadığı bir olayda diğer kişiye göre daha az öfkeleniyor olması aslında onun kişilik sorunları olarak adlandırdığımız derin sıkıntıları oluşturmasına da sebep olan konulardan bir tanesi. Evet, ve hiçbir insan öfkeli olarak dünyaya gelmez. Bildiğimiz en büyük yanılgı budur. Toplumda da çok duyarız bunu. İşte örnek veriyorum, biz Karadenizliyiz, işte çok sinirli bizim ailemiz gibi. Ya da işte mesela burçlarla alakalı. İşte ben ikizler burcuyum, çok dengesiz birisiyimdir. O yüzden ani parlamalarım olur. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi hiçbir insan öfkeli olarak dünyaya gelmez. Fakat bunları destekleyen bir takım değerler var. Nasıl örneklendirebiliriz bunu? Anne karnında geçirilen zaman. Ne demek istiyoruz? Annemizin rahmine düştüğümüz andan itibaren annemizin etrafındaki stres faktörleri, annemizin nasıl bir birey olduğu, hamilelik dönemine kendisini hazır hissedip hissetmediği, o dönemde yaşadığı olaylar, bunların hepsi aslında bizim zaman içerisinde hayatımızın geri kalanında olaylara verdiğimiz tepkilerdeki hassasiyetimizi de oluşturan şeyler. Ve bunun yanı sıra en önemli iki diğer konu aile içi ilişki biçimleri. Yani anne ve babanızın birbiriyle olan ilişki biçimleri, sizin anneniz ve babanızla olan ilişki biçiminiz. Anne ve babanızın içerisinde öfkeli bir iletişim varsa zaten o aileye düştüğünüz andan itibaren doğru olarak adlandırdığınız, doğru olduğuna inandığınız şey genellikle öfkeli iletişim şeklidir. Yani siz kardeşiniz ile kavga ettiğinizde sizin anneniz ve babanız oradaki öfkeyi durdurup bunun yanlış bir şey olduğunu anlatmak yerine size de öfkeli şekilde yaklaşıyorsa insan gördüğü davranışı öğrenir ve sizin doğrunuz artık öfkeli yaklaşmak olarak var olmuş olur. Yakın çevre ve sosyal çevreden öğrenilenler insanı öfkeli hale getirir diyoruz biz bu yüzden. Bir örnek daha vermek gerekirse oturması açısından. Diyelim ki siz küçük bir çocuksunuz ve sokakta arkadaşlarınızla oynanıyorsunuz. Orada da bir berber olduğunu varsayalım. Berberde sıra bekleyen iki kişi birbiriyle kavga etsinler ve siz buna şahit olun. Akşam eve gittiğinizde bunu ailenize anlatın ve ailenizde babanız eğer ben de onun yerinde olsaydım, benim de önüme geçmiş olsaydı ben de kavga ederdim diye bunu desteklesin. Etraftan yapılan davranışları onaylandığını görmek ve insanların zaman içerisinde birbirlerine öfkeyle tepki verdiklerini izliyor olmak, sizin de hayatınızın belli noktalarında öfkeyi öğrendiğinizi ve ihtiyaç duyduğunuz ilk duygu, ilk davranış şekli olmasına sebep oluyor diyebiliriz bu noktada. Aslında az önce bu sorunun cevabını verdik ama yine de kısaca bir üstünden geçmek gerekiyor. Çünkü çok toplumumuzda üzerine konuşulmayan, genetik aktarım olduğu düşünülen, babadan işte çocuğa, anneden çocuğa geçtiğine inandığımız bir şeyden ziyade bunu görsel olarak izleyerek, işte tanımlayarak, tecrübe ederek öğrenilen bir süreç olup olmadığını çok konuşmuyoruz biz insanlar olarak. Fakat çok uzun ve öfkeli geçirilmiş dönemler insanlardaki bazı davranış biçimlerinin kronikleşmesine yol açıyor. Bunu az önce açıkladım. Örnek vermek gerekirse çocuklukları öfke dolu geçmiş kişiler şartlar değişse dahi daha eleştirel, daha negatif bir bakış açısına sahip olup alışkanlık olarak çok daha kolay öfkelenebilme davranışına sahip olabiliyorlar. Bunun da sebebi dediğimiz gibi bildikleri, öğrendikleri, doğrusunun bu olduğuna emin oldukları davranış şekilleriyle büyüdükleri için aslında bu şekilde değerlendiriyor oluyoruz. Ve insanlar neden ve hangi zamanlarda öfkeleniyor oluyorlar? Son yıllarda yapılan birçok çalışma öfkenin öğrenilmiş bir sosyal davranış olduğunu söylüyor. Bunu da zaten geçtiğimiz iki slaytta biz de dile getirdik.
Öfkeli insanların çoğu çocukluk yıllarından itibaren dünyanın kötü ve çoğu zaman acımasız bir yeri olduğu ve hiç kimseye de tamamen güvenilmeyeceği fikriyle büyütülüyor. Ki bu günümüzde ailelerde de çok fazla var zaten. Çocuklarına daha fazla sahipleniyorlar. Toplumun daha kötü olduğunu destekleyici bir takım olaylar yaşandığı için günümüzde daha sıkı bir şekilde yetiştirme duygusu var oluyor. Tabii ki çocuk burada kendi hissettiği duyguyu da dışarıya çok fazla yansıtamadığı için, yani bir engellenmeyle karşılaştığı için öfke duygusunu daha çok hissediyor oluyor. Çünkü insan genellikle engellendiğinde, görünmediğinde, ihtiyaçları giderilmediğinde başvurduğu ilk duygu çoğunlukla öfke oluyor. Bu düşünce biçimi otomatik savunmaların gelişmesinde, yani dolayısıyla kişinin kendisini tehdit altında hissederek öfke davranışını sergilemesine neden oluyor olmakta. Bazen insanların neden öfkelendiğini anlamayız. O an ne düşündüğünü, neden böyle bir tepki gösterdiğini, niye bu süre içerisinde ne düşünerek böyle bir olaya girdiğini ya da kendisini neden bu kadar çok ısrarla açıklamaya çalıştığını, bunlar hakkında pek bilgi sahibi olmayız. Aslında kendimizden de biliyoruz. Fakat bunu eğer farkında olmadığımız bir şeyse ve bunu öğrenirsek, aslında öfkeli hissettiğimizde neden öyle davrandığımıza da bir takım cevaplar bulabiliyor oluyoruz. İlk önce bana haksızlık yapılıyor. Öfkeli insan genellikle bir şeye sinirlendiğinde orada kendisinin çokça haklı olduğuna inanıyorsa haksızlığa uğradığını düşünme ihtimali daha fazla oluyor. Birisi size bir davranışta bulunduğu zaman eğer kendinizin haklı olduğunu inanıyorsanız ve haksızlığa uğradığınızda kesinlikle eminseniz ki öfkeliyken insan genellikle çok da doğru bir değerlendirme yapamaz. Çünkü her şeyden önce fiziksel olarak birincisi oksijen alımı azalıyor ve bu doğru düşünmeyi ve doğru bir karar vermeyi en aza indiren sebeplerden de bir tanesi. Bundan sebep olarak direkt inandığınız ilk fikir kendinizin haklı olduğu ve size haksızlık yapıldığı oluyor. Bu da sizin davranışınızı, yani öfke davranışınızı destekleyen şeylerden bir tanesi oluyor, niteliklerden bir tanesi oluyor. Karşımdaki insanlara haklılığımı ispatlamalıyım. Bunu çok fazla yaşıyoruz. Öfkeli insan ne yapıp edip kendisini birilerine açıklamak zorunda hisseder. Bunu kendi hayatınızdan da bilirsiniz. Gün içerisinde bir olay yaşarsınız. İşte akşam olur eve gelirsiniz. Eşinize, işte çocuğunuza ya da işte artık kiminle yaşıyorsanız hemen anlatırsınız. Ya da gün içerisinde telefonla arkadaşınızı ararsınız. Başıma böyle böyle bir şey geldi. Bunlar oldu, bu şekilde yaşandı. Haksız mıyım sence? Böyle yaptım. Bunu söyledim, şu şekilde davrandım. Bir de onay alma ihtiyacı da hissederiz öfkeliyken verdiğimiz kararlar ve gösterdiğimiz davranışlardan kaynaklı olarak. Bunun yanı sıra bir de öfkeli insan sanki herkes ve her şey onun üzerine geliyormuş gibi hisseder. Yapılan incitilmelere dayanacak gücüm kalmadı. Bu tarz cümleleri çok duyarız. Öfkeli insan figürlerinde ve sık sık öfkelenen insanlarda sanki her şey hep çok üst üste geliyormuş ve herkes onun üzerine oynuyormuş da bu yüzden öfkelenmekte haklıymış gibi davranır ve böyle hissederler genellikle. Bir de daha da sık karşılaşılan bir şey, kaderim niye böyle ezilme üzerine kurulmuş? Yani öfkeli insan hayata ve olaylara karşı geliştirdiği yanlış bakış açısının faturasını kadere yükleyerek ezilmişlik psikolojisi oluşturur. Yani orada gösterdiği davranışa öyle bir haklılık payı bulması gerekir ki öfkelendiği için kendini suçlu hissetmemesi ve çevre tarafından da suçlanılmaması gerektiğini düşünür. Çünkü öfke patlamalarının ardından genellikle insanda bir vicdan azabı başlar. Orada bir pişmanlık duygusu devreye girer. Neden az önce öyle davrandığını sorgular. Ondan sonra da kendini haklı görmek için bir takım savunma mekanizmaları doğuruyor olur bilincimiz. Ve biz burada bu bahsedeceğimiz, yani burada okuyacağım maddelerde genel olarak az öncekilerden ziyade neyle karşılaştığımızda öfkemizin ortaya çıktığını görüyor olacağız. Çünkü bunlar genellikle insanların sinirlendiklerinde ve öfkelendiklerinde
En çok ortak hissettikleri noktalar oluyor. Yani bu olaylarla karşılaştığımızda çoğunlukla hepimizin duygusu öfke oluyor. Ama ilk başta da dediğimiz gibi öfke bazen ilk duygu olmayabilir. Bunu birazdan konuşuyor olacağız ve öğreniyor olacağız. Bize karşı saldırıya geçildiğini düşündüğümüz zaman, kendimizi yani sıkışmış hissettiğimiz zaman, kışkırtıldığımız zaman, yani bir konuyla alakalı hepimizin bazı sınırları, çizgileri, noktaları vardır, kırmızı noktaları vardır. Ve oralarla ilgili bir takım yorumlar yapıldığında bizim kışkırtılma anlarımız olur ve hiç düşünmeden ani tepkiler veririz. Değer görmediğimizi düşündüğümüz zaman, az önce de söylemiştik, insan görmezden gelindiğinde, duyguları anlaşılmadığında, kendini yetersiz ve değersiz hissettiğinde öfkeyle baş başa kalır. İlk hissettiği duygu genellikle bu olur. Tehdit altında olduğumuzu hissettiğimiz zaman, hayal kırıklığına uğradığımız zaman en çok bununla karşılaşıyoruz galiba. Fakat farkında olmuyoruz. Yani hayal kırıklığına uğradığımız için öfkelendiğimizi fark etmiyoruz. Öfkeden kaynaklı bir hayal kırıklığı gelişmiş gibi zannediyoruz çoğunlukla. Stres altında olduğumuz zaman bunu ergenlik dönemindeki çocuklarda çok fazla görüyoruz. Örnek veriyorum, sınav hazırlık dönemlerinde ise genellikle ailenin içerisinde bir takım gerginlikler başlıyor. Anneye ve babaya olan tepkilerde bazı değişiklikler oluşmuş oluyor. Daha önceden çok mülayim, çok uslu olan o çocuk bir anda işte masaları deviren, işte masaya yumruk vuran, kapıları çarpan, anne ve babaya bağıran birine dönüşüyor. Bu aslında tamamen stres altında hissetmekten ve tabii ki o noktada ergenlik dönemindeki çocuklarda biraz da başarısız olma korkusu, aileye karşı sorumluluk hissetme. Bunların hepsi de tabii orada destekliyor. Bu da genel bir bilgi dipnot olsun bizim için. Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zamanlarda, kendimizi ifade edemediğimiz zaman, en çok böyle zamanlarda da ağlıyor oluruz. Kendimizi ifade edemediğimizde bir anda duygusal bir boşalım yaşanır orada. Ya öfkeyle çıkar bu, ya ağlayarak çıkar. Her insanda farklılık gösterir tabii ki. Hepimizin aslında çok da aç kaldığında, uykusuz kaldığında daha gergin olduğunu hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Uyku da burada çok önemli bir faktör. Çünkü uykusuz kaldığımız zamanlarda beyindeki nöronlar çok sağlıklı çalışmıyorlar. Ve yine orada karar verme mekanizması ve davranışlara karşı olan duygu durumunda da bir takım değişiklikler oluyor. Doğru düzenlemeler gelişmiş olmuyor. Engellenme duygusuna fazlaca yaşadığımız zaman, bu da yine az önce söylediğim gibi ergen çocuklarda çok karşılaştığımız bir şey, ya da ikili ilişkilerde mesela partnerlerden biri diğerini kısıtladığı zamanlarda, örnek veriyorum mesela ergen bir çocuğun belli bir saat aralığında işte eve gelmesi istenildiğinde, bir yere gitmesi için yasak konulduğunda çocuğumuzda genellikle öfke duygusunu görürüz. İşte bir partnerle birlikte olduğumuzda istediğimiz yapılmadığında, bir yere gitmemiz yine engellendiğinde, işte kadınlar olarak varsayalım ki kıyafetimize karışıldığında ya da işte erkek arkadaşımız ya da işte eşimiz, örnek veriyorum, arkadaşlarıyla buluşmaya gitmek istediğinde ona müsaade etmediğimiz zaman, işte maç izlemek istediği zaman arkadaşlarıyla yok hayır gidemezsin dediğimizde eşimizin tepkisi genellikle öfkeyle sonuçlanıyor olabiliyor. Toplumumuzda en çok bu örneklerle karşılaşıyoruz. Beklentilerimiz karşılık bulmadığı zaman, alaya alındığımızı düşündüğümüz zaman, insan ciddiye alınmadığını düşündüğünde de öfke duygusu hissedebiliyorum. Sana burada bir şey anlatıyorum, bir şeyden bahsediyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun gibi sorular da bizi aslında öfkelendiriyor oluyor bu noktada. Evet, buraya kadar gayet iyi geldiğimizi düşünüyorum ama aklınıza takılan, şuraya kadar sormak istediğiniz bir şey varsa da tabii cevaplandırmak isterim yine de. Olursa eğer chatten yazarsanız bekleyip durdurup size cevap verip sonrasında devam edebilirim. Az önce de bir şey söylemiştim. Öfke birinci duygunuz mu? Bunu bugün bu slayta eklememin çok büyük bir sebebi var. Ben bunu fark ettiğimde, öğrendiğimde üniversite ikinci sınıfa gidiyordum ve bir gün bir dersimiz vardı. O gün nöropsikoloji dersim vardı ve hocamız hasta olduğu için derse gelemedi. Dersimize başka bir hocamız girdi. Psikoloji alanında farklı bir uzmanlık alanına sahip başka bir hoca girdi derse. Ve bize dedi ki, çocuklar öfkeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yani üniversite ikinci sınıfa daha yeni geçmiş bir psikolojisi öğrenci olarak öfke hani bir duygu yani bildiğimiz kadarıyla bu kadardı. Sonra bize öfkelendiğimiz bir olayı yazmamızı istedi bir kağıda. Biz de hepimiz sınıfça yazdık. Sonra bize dedi ki buradaki ilk duygunuzu ve ikinci duygunuzu yazın. Yani böyle bir şey hiç düşündüğüm bir şey değildi açıkçası. Yani birinci duygum hani öfke. Öfkelendikten sonra ya üzülmüş olabilirim, ya hayal kırıklığına uğramış olabilirim. İşte kızgın hissediyor olabilirim yine öfkenin yanı sıra. Hani biraz daha böyle altın, böyle işte şiddetle dışarıya yansıtmadan ziyade içsel olarak bir sıkışmışlık hissetmiş olabilirim. Bunları düşünüyorum, hayal kırıklığına uğradığımı fark ettim. Ve ikinci kısmı da hayal kırıklığı yazdım. Yani birinci duyguya öfke dedim, ikinci duyguya da hayal kırıklığı yazdım. Sonra hoca işte hepimizi okutturdu. İşte kimisi dediğim gibi mutsuz hissettiğini, kimisi ikinci duygusunun da öfke olduğunu, yani başka hiçbir şey hissetmediğini yazmıştı. Sonra hocamız bize dedi ki çocuklar birinci duygunuz öfke değil. Yani birinci duygu aslında sizin ikinci duygunuz. Yani bir olaya öfkelendiğiniz zaman öfkelendiğiniz için öfkeleneceğiniz bir olay olduğu için o duyguyu hissetmiyorsunuz. Örnek veriyorum. Kendim yazdığımın üzerinden anlatayım. Ben ikincisine hayal kırıklığı yazdım. Yani aslında hayal kırıklığına uğradığım için öfke duygusu günümüzüne çıkmış oldu. Bu yüzden de bugün hiçbir öfkenin yaşandığı anı temsil etmez diye buraya da not düştüm. Ve bunu daha iyi anlayalım diye gerçek kişileri kesinlikle yansıtmayan herhangi bir danışanımın hikayesi olmayan ve sadece bugün burada anlatabilmek adına oluşturduğum bir hikaye bu. Önce bunun bilincini vereyim, yani bilgisini vereyim sizlere. Sonrasında da bu hikayenin üzerinden aslında az önce söylediğimiz, bazen öfke olarak adlandırdığımız duygunun öfke olmadığını kendimizde de değerlendirerek daha iyi anlamamızı sağlayalım. Filiz 28 yaşında genç bir bayan, özel bir şirkette muhasebe servisinde çalışıyor. Küçük yaşta babasını kaybettiği ve erkek kardeşi olmadığı için annesi ve iki kız kardeşinin geçmişini uzun yıllardır geçimini uzun yıllardır o temin ediyor. 3 yıldır görüştüğü Gökhan'la 7 aydır nişanlı. Zaman zaman gitgeller yaşayan ilişkilerinin evliliğe ulaşması için çabalıyor bu çiftimiz. Gökhan 33 yaşında, genel anlamda iyi bir genç. Evin tek oğlu olması ve anne babasının üzerine fazlaca düşmesi nedeniyle hayata biraz geç adım atmış birisi. Sorumluluk sahibi görüntüsünün altında fazla sorumluluktan hoşlanmayan bir yan taşıyor. Zorluklarla baş etme kapasitesi düşük bir birey anlayacağınız. Filiz de bir arkadaşının doğum gününde tanışıyorlar. Tuttuğunu koparan, kararlı görüntüsü sergileyen bu kadını da daha ilk görüşte beğeniyor ve seviyor. Gökhan özel bir şirkette çalışıyor. İşinden pek memnun değil. Daha iyisini bulduğunda veya milli piyangoluna denk geldiğinde ilk yapacağı işte çalışma ortamını değiştirmek olacak. Filiz birkaç gün önce nişanlısı Gökhan'la yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından çift terapisi desteği almaya karar veriyor. Gökhan'ın bu karara tepkisi ilginç. Bence bizim ilişkimizin yardıma ihtiyacı yok. Senin yardıma ihtiyacın var. Aşırı sinirlisin. Hiç sinirini mi yatıştırıyorsun, ilaç mı alıyorsun, ne yaparsan yap diyor. Senin bu fevri tavırlarına da dayanamıyorum artık diyor. Filiz o sabah bu olaylar yaşanmadan önce işe gitmek için hazırlanıyor. Evden çıkıyor. Şu an anlattığım kısım dediğim gibi daha Gökhan'la bu tartışma yaşanmadan öncesi yani. Hızlı adımlarla durağa geliyor. Nişanlısı her sabah olduğu gibi onu duraktan alacak diye bekliyor. Nişanlısını bekleyen Filiz 20 dakikalık gecikme neticesinde kıyameti koparıyor. Aralarında ciddi bir tartışma yaşanıyor. İlişkilerinin bu şekilde yürüyemeyeceğini konuşmaya başlıyorlar. Neredeyse kopma noktasına geliyorlar. Ve uzun süredir devam eden bu ilişki belki de bitişle sonlanacak oluyor. Bu süreç böyle devam ediyor onun için. Peki biz burada neyi değerlendireceğiz? Anlatılanların detaylarını da işin içine katarak hep birlikte ve bu öfke patlamasını hazırlayan olayları zihnimizde tasarlayacağız şimdi. Olaya eğer sadece 20 dakikalık gecikme olarak düşünebilirsek öyle ya da böyle tolere edebiliriz Gökhan'ın tepkisini, verdiği işte bu tepkiyi. Fakat bir de
O gün Filiz'in yaşadığı duygu durumunun üzerinden gidecek olursak, yani daha detaylı incelersek, bu delikanlı nişanlı oldukları 7 ay boyunca genellikle geç kalıyorsa buluşmalarına. Filiz Hanım sürekli tekrarlayan bu durumdan dolayı buluşma saatini 20 dakika ileriye atmayı teklif ettiği halde nişanlısı kızarak olumsuz tepki koyduysa, genç bayan sabah duş almak için banyoya girdiğinde suların kesik olduğunu gördüyse, kahvaltı öncesi annesiyle döküntüler ve evin dağınıklığı nedeniyle tartıştıysa, dünden kalan işleri mesai öncesi bitirmek istiyorsa, yani hayatında birden fazla gerginlik var, buraya kadar bunu anlıyoruz. Durağa doğru hızla yürürken bileğini burktuysa ve o koşuşturmanın ardından 20 dakikada nişanlısını beklemek zorunda kalmışsa, ki en başta söyledik, daha önce bununla alakalı bir konuşma gerçekleşiyor. Buluşmayı 20 dakika ileriye itmek istiyor ve sürekli tekrarlanan da bir davranış aynı zamanda. Bir de üstüne soğukta nişanlısını beklerken üşümüşse, iş yerinde yoğun çalışma ve yetersiz eleman politikasından dolayı gereğinden fazla çalıştırılıyor, fazlasıyla yoruluyorsa, nişanlısının ailesiyle kendisi arasında evlilik öncesi soğuk savaşlar başlamışsa. Şimdi soruyorum sizlere, sizce bu öfke sadece o anla ilgili bir öfke midir? Çünkü hepimiz hayatımızın içerisinde bunu zaten yaşıyoruz. Yani bir olay yaşandığında konu genellikle hiç o anla alakalı olmuyor. Bunu danışanlarımda da görüyorum. Buna sinirlendim diye anlatırken aslında ondan önceki akşam, işte akşam yemeğinde sofrada babasına olan kızgınlığını anlatıyor ya da İşte orada yaşanan bir olayı söylüyor. Okulda karşılaştığı kötü bir durumu anlatıyor. Yani hep öfke o anla alakalı değil. Hep bir öncesiyle ya da farklı bir durumla alakalı oluyor. Bir mesaj geldi galiba. Onu görmeye çalışıyorum alttan ama ekranımdan kaynaklı olarak sanırım göremiyorum. Abdülsamet Bey, siz eğer görüyorsanız, sesi açıp okursanız bana çok sevinirim. Alta indiremiyorum çünkü şu anda. Hocam benim ekranıma da herhangi bir soru düşmedi ama Hı. hem size yazılan bir şey değil galiba, direkt size yazılmış. Bakıyorum hemen. Bir dakika. Yani ben de görünmüyor şu anda ama anlayamadım neden böyle olduğunu. Hocam şöyle yapalım. Çete Yok, gelmemiş. yazılanın herkese açık olarak yazılmasını istersek ben de buradan okumuş olurum. Evet, şey şu anda görünürde bir şey yok sanıyorum ki. Öyle düşünüyorum. Yani sohbet ekranına indirdiğim, açtığım zaman bir şey yok olarak görünüyor. Yok görünüyor, evet. O zaman yazılan bir şey de yoktur demek hocam. Tamamdır. Evet, devam edebiliriz. Ne demiştik? Bu öfke sadece o anla ilgili bir öfke değil. Demek ki her öfkenin altında başka bir tetikleyici yatmakta. O nedenle öfkeyi kontrol etmek istediğimiz zaman hatırlamamız gereken en önemli şey, hayatımızın kenarında, köşesinde bizi tedirgin eden, tahammül sınırlarımızı zorlayan başka olaylar her zaman vardır. Olaylara karşı esneme payımızı yitirdiğimiz için bağırıp çağırıyoruzdur. Evet, ve öfke kontrolü nedir, ne değildir? Bu önemli bir konu. Çünkü biz öfke kontrolü dediğimiz zaman insanlar çoğunlukla öfkeyi ortadan kaldırmak gerektiği, öfkenin işte yaşanmaması gereken bir şey olduğu, dışarıya yansıtılmaması gereken bir konu olduğunu zannediyorlar. Fakat aslında öfke kontrolü böyle bir şey değil. Öfke kontrolü derken amacımızın öfkeyi tamamen yok etmek olmadığını tekrar tekrar söylüyor olacağım burada. Çünkü bu yanlış anlaşılmaması gereken bir nokta. Öfke kontrolü kişinin hedeflenen öfkeyi normal ve sağlıklı sınırlarda duyumsaması ve buna bağlı davranışlarının da kişinin kontrolünde olması durumudur. Yani öfkeyi yaşamamızın bir parçası haline zaten getirmemiz gerekir. Yaşamın bir parçası olarak sürdürüyor olmamız gerekir. Kimimiz içimizde, kimimiz dışımızda zaten öfke duygusunu yansıtarak ya da yansıtmayarak yaşıyoruz. Öfke bir duygudur ve diğer duygularımızın da çok önemli bir parçasıdır aslında.
Kontrol etmeyi öğreneceğiniz durum öfkenin kendisi değil. Öfke anında aklınıza gelen düşüncelerle davranışlarınızda oluşan saldırgan tutumları kontrol etmeniz gerekiyor. Öfke kontrolünün amacı kızgınlığın yol açtığı duygusal, bedensel tepkileri azaltabilmektir çünkü. Kızgınlığa yol açan insanları, olayları yok edemezsiniz. Onlardan da kaçamazsınız ki kaçmamalısınız. Çünkü bu bastırma yöntemidir ve zaman içerisinde muhakkak belli bir süre sonra patlayarak ortaya çıkacaktır. Ve bu yaşadığınız olaylarda karşınızdaki insanları da değiştiremezsiniz. Ve tekrar bir daha hatırlatmak gerekirse öfke kontrolü demek, öfkelenmemek demek değil, öfkeyi unutmak demek değil, bir daha bu konuyu konuşmamak, öfkelendiğini belli etmemek, her şeyi alttan almak, hakkını savunmamak, kendini ortaya koymamak değildir. Yani öfke kontrolü bunların hiçbiri değil. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Öfkenizi yansıtmanız gerektiği zamanlar olacak. Öfkenizi belli etmeniz gereken zamanlar olacak. Hakkınızı savunmanız gereken yerde hakkınızı savunacaksınız. Ama bunu sözel, doğru, ben dili kullanarak ve kendinizi doğru uslupla ifade ederek anlatmayı aslında öğrenmeniz gerekiyor. Tüm Türkiye toplumu olarak ve her şeyi alttan almak da asla öfke kontrolünün bir çözümü değil. Çünkü o da zaman içerisinde her şeyi içinize attığınız için daha patolojik hastalıklarla ortaya çıkıyor olacaktır. Patolojik olarak ortaya çıkmasa bile psikosomatik dediğimiz yani bedensel hastalıklarla ortaya çıkıyorlar. Çünkü öfke dışarıya yansıtılmadığında vücudunuzdan kendini belli etmeye başlar. Mide ağrıları, baş ağrıları, uykusuzluk, işte bağırsak problemleri, karaciğer sorunları, genellikle böyle şeylerle karşılaşırsınız. Bastırılmış herhangi bir duygu sonrasında hayatınızda unutulan, işte sineye çekilmiş bir konu olarak kalmaz. Çünkü biz psikologlar olarak hep şunu söyleriz ki bir hastalık önce ruhta başlar, sonra bedende biter. O yüzden ruhunuzu zedeleyen hiçbir şeyi bastırma ihtiyacı hissetmemelisiniz. Sadece doğru dille nasıl yansıtmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Evet ve öfkeyi gevşeyerek yok etmek. Her insan öfkelenmeye başlayacağını hisseder. Yani hiç kimse böyle pat diye bir anda öfke duygusuyla karşılaşmıyor. Bir anda böyle bir yükseliş söz konusu değil. Ve az önce söylediğimiz gibi burada da fiziksel belirtiler çok önemli. Öfkenin çünkü en büyük habercisi fiziksel belirtiler. Sık sık nefes almaya başlamak, işte çene kaslarımızın gerildiğini hissetmek, mide bulantısı, gözlerimiz normalden daha böyle derin şekilde açıp karşı tarafa kızdığımızı fiziksel olarak da ifade etme duygusu. Sesimizde çatallaşmalar olur genellikle çünkü sesimizi yükseltme ihtiyacı hissederiz ve bir titreme söz konusu olur orada böyle bir şeyi ifade edip bir şey söylemek istediğimizde. Aslında bunların hepsi öfkenin birer habercisi ve kendini böyle belli eder. Dikkat ederseniz ve bu söylediklerimi de kendinizde de olup olmadığını kontrol ederseniz öfkeli insanların birbirine çok benzeyen sözleri vardır öfke üzerine konuştuğumuzda. İşte kan beynime sıçradı. Sinirden elim ayağım boşaldı hareket edemedim. Öyle sinirlenmişim ki dilim damağım kurudu. Kalbim gümbür gümbür atmaya başladı, kalp krizi geçiriyorum zannettim. Aslında öfkeyi de böyle fiziksel olarak çok fazla dile getiririz yani. İşte tam da bu noktada öfkeyle baş edebilmek için fiziksel belirtileri kontrol altına almamız gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyor oluyoruz. Kan basıncınızı ayarlayarak, beyninize ve vücudunuza oksijen girişini arttırarak fiziksel belirtilerin bedeninizi işgal etmesine engel olabilirsiniz. En başta da söylemiştim, öfke anında oksijen alımınız azaldığı için zaten doğru karar verme mekanizmanızı kaybediyor oluyorsunuz. Bu ekranın fotoğrafını dilerseniz çekebilirsiniz. Çünkü günlük hayatınızda öfke sırasında daha doğrusu öfkeyi birine yansıtmadan önce, az önce söylediğimiz bu fiziksel belirtiler hissedilmeye başladığında yapmanız gereken bir nefesi kontrol altına alma egzersizi paylaşıyor olacağım sizinle şu anda.
Öfke en doğru öfkeden önce kontrol edilir. Yani öfke dışarıya yansıtılmadan önce kontrol edilir. Çünkü öfke geçtikten sonra, yani birine bunu yansıttıktan sonra zaten bir pişmanlık duygusu devreye girdiği için öfkeyi bastırmaya başlıyor oluyorsun. Sonrasında tekrar öfkeleniyorsunuz ama artık iş işten geçmiş oluyor. Yani bu ne demek? Bir çocuk düşünün, masanın üzerinde bir bardak var. Çocuk ona gidip yönelip o bardağı eline aldıktan sonra sizin o çocuğu oradan almanız, elinden bardağı almanız mı daha kolay? Yoksa çocuğun bardağa yöneldiğini gördüğünüzde bardağı oradan alıp çocuğun dikkatini başka bir şeye çektiğinizde çocuğu kontrol etmeniz mi daha kolay? Öfkeyi de aslında böyle adlandırabiliriz. Yani öfkelendiğinizi anladığınız anda öfkeyi yansıtmadan önce kontrol etmeye çalışırsanız çok daha kolay ve çok daha işlevsel bir hale getirebildiğiniz bir nokta olacak. Öfkeyle baş etmeyi öğrenebilmeniz için öncelikle hızlanan nefesinizi kontrol altında tutmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü tekrarlıyorum, eğer ki öfkeliyseniz beyninize az bir oksijen gittiği için doğru bir karar mekanizmasına o an sahip olmamış oluyorsunuz. Bu egzersizi yapmadan önce o an diyelim ki öfkelendiğiniz bir ortamdasınız. Ortamı değiştirmeniz en büyük tavsiyem olur. 5 dakikalığına da olsa bir yerden oradan çıkmak, uzaklaşmak doğru bir tercih. Çünkü bu egzersizi karşınızda öfkelendiğiniz insan dururken yapmak çok da kolay olmayabilir tabii ki. O yüzden ortam değiştirmek daha iyi, daha işlevsel bir noktaya getirir. Rahatlıkla oturabileceğiniz ya da uzanabileceğiniz bir duruma geçmeniz gerekiyor. Burnunuzdan derin bir nefes alıp onu içinizde 7-8'e kadar sayarak tutun. İşte nasıl? Bu şekilde nefesinizi alıyorsunuz ve içinizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sayarak o nefesi vermeden tutuyorsunuz. Sonrasında 8'e geldiğiniz zaman nefesi ağzınızdan verip kendinize rahatla, gevşeye, kendini iyi hisset, bir problem yok, birazdan bu öfke geçecek, birazdan sakinleşeceksin şeklinde komutlar verin. Çünkü insan dediğimiz varlık dışarıdan bir uyarıcıyla çok hızlı komut alabilen ve beynini ona göre şekillendirebilen de bir varlıktır. Ve buradaki nefesi verirken şeklinde vermemiz gerekiyor. Yani dudaklarınızı ıslık çalar gibi öne doğru uzatmanız. Bu şekilde de nefesinizi vermeniz lazım. Sonrasında en az 20-25 kez bu şekilde derin kocaman bir nefes çekip içinizde 7-8 saniye bekletip ağzınızdan verme işini tekrarlayın. Çünkü burada aslında odağınızın değiştiğini göreceksiniz. 20-25 defa zaten kendinizi işte bu cümleleri tekrarlayarak bu nefesi aldığınız zaman neye sinirlendiğinizi unutuyor olacaksınız ve öfkeniz yavaş yavaş iniyor olacak. Bu periyodun ardından 3 saniyede nefes alıp ardından 3 saniyede nefes verin. Yani nasıl? Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Sonrasında bu tempoda bunu sürdürüp kendinizi bu öfke duygusundan çıkana kadar, illa 20-25 dediğimiz için 20-25 yapmanıza gerek yok ama 20-25'ten az yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Çünkü orada bazen insan tamam okey işe yaramadı, yani deniyorum bunu 15 defa tekrarladım işte hala öfkeliyim diye düşünebilme güdüsüne sahip olduğu için işe yaramaması, o an öfkesini yansıtabilmesi adına daha doğru bir karar olabileceği için o insan açısından genellikle işe yaramayacak deyip işe yaramayacak fikriyle direkt yapmaktan vazgeçiyor oluyor. En az 20-25 kez tekrar edip öfkenizin gerçekten dindiğini hissettiğiniz anda bırakmanız tavsiyelerimden bir tanesi. Ve insanlar olarak aslında biz öfkemizi kontrol edebiliyoruz. Yani daha sağlıklı düşünebilen grupta olanlar diyelim. Tabii ki şöyle öfkesini kontrol edemeyen insanlar işte sağlıksız gibi bir şey asla söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani o anda öfkesini farklı yerlere yöneltebilmesi gerektiğinin bilincinde olan kişi olarak ifade ettim bunu. Çünkü mesela kendinizden de düşünebilirsiniz. Bir şeye çok kızgınsınız. İşte bir anda odanızı toplamaya başlıyor olabilirsiniz. Bir anda temizlik yapmaya başlıyor olabilirsiniz.
İşte kulaklık takıp müzik dinliyor olabilirsiniz. Buraya da bunlardan işte birkaçını sıraladım. İşte ortamı terk etmek. Gerçekten en fazla tavsiye ettiğim şey bu. Oradan bir süreliğine uzaklaşmak. Yani ortamı terk etmekten kastım. İşte ortamdan uzaklaştınız. İşte öfkeniz dindi, bir daha bunu konuşmayalım. Kesinlikle böyle bir şey değil. Anlık olarak kendinizi doğru şekilde öfkeli olduğunuzdan sebep ifade edemediğiniz için ortamdan uzaklaşıp az önce söylediğim nefes egzersizini yapıp sakinleşip ortama geri dönüp sonrasında duygunuzu, ne hissettiğinizi ben dili kullanarak böyle böyle yaşandığı zaman ben kendimi çok öfkeli ve kırgın hissediyorum. Lütfen bana böyle davranmasan olur mu şeklinde ifade etmekten ve yani yine duygunuzu bastırmak yerine iletişim kurarak aktarmaktan bahsediyorum. Ortamı terk etmekten kastım bu. Sonrasında duş almak. Suyun çünkü gevşetici bir etkisi vardır. Fiziki olarak kaslarımız gevşediği zaman biz de kendimizi daha iyi hissederiz. Birileriyle telefon görüşmesi yapmak. Şimdi buradaki birilerinden kastımız bu duyguyu alevlendirecek, hiddetlendirecek. Ya sen çok haklısın işte tabii ki işte vurmalıydın, ağzını burnunu kırmalıydın. İşte şöyle deseydin, bak bunu da deseydin, sana bunu nasıl yapar gibi bizi yükseltecek kişilerle telefon görüşmesi yapmak kesinlikle değil. Bu noktada hani daha konudan uzak, daha objektif bakabilen, daha sakin, daha size haksız olduğunuz zamanlarda da burada hata yapmışsın diyebilen birini aramak gerekiyor. Müzik dinlemek, evin içinde veya dışarıda aşağı yukarı yürümek. Bu aslında en çok erkeklerde gördüğümüz davranıştır. Olta atmak, volta atmak diye hatta nitelendirilir. Evin içerisinde böyle sağ sola gidip gelirler, babalarımızdan da biliriz ya da abilerimizden. Balkona çıkıp hava almak, pencereden dışarıyı incelemek. Bunlar da aslında orada o işte süreci biraz daha fikirsel olarak değiştirmemize sebep oluyor. Yani odağımızın yerini değiştirmek, hava almak, yine oksijen almak, bakın bunlarla ilişkili. Kur'an okumak, namaz kılmak. Bunlar zaten hani kişilerin, herkesin kendi dini inancına göre şekil alabilecek şeyler. Yani sığınabilecek bir yer görmek, sığınabilecek bir yer bulmak. Çünkü insan öfkelendiğinde manevi bir desteğe de ihtiyaç duyar aynı zamanda. Öfkelenen insanın genellikle işte şöyle kolunu okşarız, sırtını okşarız ve bazen bu manevi ihtiyaç sadece bir insanla, bir bireyle değil, sığınacağınız bir Allah kapısıyla da var olabilen bir gerçek. Bunların tamamındaki ortak nokta kişinin öfkelendiği olaydan zihnini uzaklaştırmaya çalışması. Yani az önce de dediğimiz gibi zaten odağını değiştirmesi diyebiliriz. Evet, problem çözme becerisinin önündeki engeller. Problem çözme becerisinin önündeki engeller derken neyden bahsediyorum? Önce bunu açıklayayım. Sonrasında eğer bir 10 dakikalık ara vermek isterseniz, yorulduysanız ara verebiliriz. O sırada hocamız da onun kararını versin ben size bunu anlatırken. Problem çözme becerisinin önündeki engeller, yani kişinin iletişim kurarken zihninden geçen otomatik düşüncelerin bir kısmı. Yani bu otomatik düşünce dediğimiz şey insanın o konuya karşı olan bakış açısına verdiğimiz 7 farklı isim var. Onlardan bahsediyor olacağız. Bunlar sizde var mı yok mu? Siz de onu değerlendiriyor olursunuz. İlkini anlatalım. Filtreleme alışkanlığı dediğimiz bir düşünce şekli bu. Kişiler genellikle bir sorun yaşadıklarında o sorunun çevresinde olan ve yolunda giden şeyleri görmek yerine o sorunla alakalı sıkıntıya daha fazla odaklanırlar. Birçok şey yolunda giderken sanki hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi 10 tane iyinin arasında bir tane sorunu filtreleyip çıkarırlar. Hani hayatın içerisinde ya Pollyanna dediğimiz insanlar var ya, Pollyannacılık yapıyor dediğimiz. İşte bu kişiler genellikle onların tam tersidir. O kişiler her şeye iyi tarafından bakarken filtreleme alışkanlığına sahip olan kişiler genellikle yaşadıkları her şeyin bir felaket olduğunu düşünürler ve en kötüsü oradaymış. Diğer iyi şeylerin hiçbir önemi yokmuş. Yani aslında bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir bardak pirinç düşünün. İçindeki sadece bir tane siyah taş olsun. Sadece o siyah taşa odaklanmak gibi bir durum. Buna da biz filtreleme alışkanlığı diyoruz.
Evet hocam, ara verelim mi? İster misiniz bir 10 dakika ya da 5 dakika? Uygun mu sizin için ya da arkadaşlarınız için? Hocam gayet güzel gidiyor. Hı. Ama ara verme ihtiyacı hissediyorsanız da ara verebiliriz. Bizim yayınımızda kesintisiz olacak. Teşekkür ederim. Benim için hiç problem yok. Ben iyiyim gayet. Ben sadece siz ister misiniz bir çay kahve şey almak isterler belki arkadaşlar diye dedim. İhtiyaçları varsa yazsınlar. Ona göre biz de şekil alalım. Hocam bir Tamam. 10 dakika ara verebiliriz bence. İyi gelebilir. Tamam o halde. O şekilde yapalım. Bir 10 dakika beklemeye alalım burayı. Durduralım. Zaten şu şekilde galiba görüntülerimizi kapattığımız zaman ara vermiş oluyoruz diye düşünüyorum. 10 Evet dakika hocam. sonra tekrar açarız. Dilerseniz de şöyle yapalım. Kaydı da durduralım. O zaten benim e-postaya bulut olarak gelecek. Tamam. İki kayıt şeklinde almış olurum. Ben hemen 10 dakika ara vermiş olurum. Tamam hocam. Hocam hazırsanız başlayalım isterseniz tekrardan. Sesim geliyor mu acaba? Evet hocam şu an geliyor. Evet, az önce zaten bu kısmı anlattık. Örnek verdik. Dedik ki işte polyanacılık dediğimiz durum aslında tam tersi. Bir bardak pirincin içerisindeki tek siyah taşa odaklanmak diye de adlandırabiliriz dedim. Ekranı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Bir problem yok sanıyorsam. Sonrasında aşırı genelleme özelliği bu. Biraz da olsa filtrelemeye benziyor. Filtrelemede nasıl minik bir ayrıntıdan yola çıkıp moral bozuyor ise kişi çözüm üretemiyorsa aşırı genellemede de minik bir sorun o kadar büyük hale getiriliyor ki çözüm üretmek zorlaşıyor. Yani aslında çok basit bir şeyi hayatımızda çok önemli bir hale getirip çok büyütüyor olmamızı örnek verebilir. Mesela örnek veriyorum gitar çalan birisiniz. Gitar çalmayı öğreniyorsunuz. İşte gitarı çalmaya çalışırken bir anda teli koptu. İşte bir daha asla gitar çalamayacağım. Kesinlikle hayatım boyunca bir daha bunu öğrenemeyeceğim gibi bir anlık aşırı genelleyerek durumu büyüterek böyle bir duruma girmemize de aşırı genelleme özelliği diyebiliriz. Etiketleme alışkanlığı, insanların yaptıkları tek bir davranıştan genelleme yapıp kendini kısıtlaması, diğer yandan da bir etiketleme yapmış olmasıdır. Etiketleme alışkanlığı diyelim bir konuda daha önce farklı bir nedenle sorun yaşanmışsa, aynı konuda yine bir sorun yaşanırsa, ne olursa olsun o sorunun aşamayacağımızı düşündüğümüz olaya da söyleniyor. Buna da bir örnek verelim. Mesela bir gün mutfağa girdiniz, kek yapmak istiyorsunuz diyelim ki. Keki yaptınız, çırptınız, fırına atacaksınız. Attınız fırına, tam böyle 10 dakika oldu, tak elektrikler gitti. Sonrasında da gelmedi. Misafiriniz de var. Siz keki pişiremediniz. Başka malzeme de yok. Elektrik de yok. İşte dışarıdan da satın alamıyorsunuz. Misafirlerin gelmesine az bir vakit kaldı. Sonra başka bir gün yine kek yapmanız gerektiği bir zaman dilimindesiniz. Yok işte geçen defa denedim olmadı zaten. İşte yapmama gerek yok. Yapmayacağım. Yapsam da zaten olmayacak. Yapsam da güzel olmayacak. Bunu hayatımızda çok fazla kullanıyoruz. Çünkü kötü tecrübeler insanı tekrar başka farklı olaylar yaşarken yaşadığı anıdan, kötü tecrübeden kaynaklı bir adım geri attırır çoğunlukla. Çok karşılaşıyoruz bununla. Kutuplaşmış düşünceler. Bugün aslında toplumun içerisinde insanların birbirleriyle en fazla kavga etmesinin ve öfke patlaması yaşamamasının en büyük sebebi. Biz istiyoruz ki her şey siyah beyaz olsun. Yani griye hiç yer yok hayatta. Tahammülsüzlük diye adlandırdığımız şey de aslında biraz bu. İnsanlar ya iyidir ya kötü.
Kişi ya beceriklidir ya beceriksizdir gibi iki şıklı düşünme şeklidir. Yani dünyayı iki şıkkı indirgediğimiz durumlarda ilgili sorunu yaşadığınız an mümkün değildir ki problemi çözebilirsiniz. Yani örnek veriyorum işte birisiyle evlenmeyi düşünüyorsunuz. Hiç kavga etmeyeceğiniz bir evlilik hayali kuruyorsunuz. Çok mutlu olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Ya da dünyaya bir çocuk getirmek istiyorsunuz. Sanki o çocuk hiç ağlamayacak, hiç sizi üzmeyecek, hiç doğru olmayan davranışlarda bulunmayacak, hiç hata payı olmayacak. Ya da işte bir okula başlayacaksınız. O noktada her şey çok düzgün ilerleyecek. Böyle bir duygu durumuna sahip oluyorsunuz, böyle bir düşünce şekline sahip oluyorsunuz. Ya da örnek daha farklı bir örnek verelim. Toplumda siz bir görüşe sahipsiniz diyelim ki toplumun içerisinde. Farklı bir görüş gördüğünüz zaman size uymadığında onu kabul etmiyor oluyorsunuz. Yani ya sizin fikriniz doğru, başka fikirlerin hiçbir önemi yok ya da farklı insanların başka şekilde düşünmesinin hiçbir anlamı yok gibi bir duyguya giriyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hayatta her şey farklılıklarıyla güzel ki siz kendi var olduğunu bildiğiniz fikirleriniz, düşüncelerinize inanarak yola devam edebilin ve onun peşinden gidebilin. Herkes kendi duygusunun, fikrinin, bilincinin doğruluğunu kabul etmelidir. Başkalarının için de saygı duymalıdır ki toplum olarak bir arada yaşayabilelim. Yani insanlığın daha en başına gittiğimizde bizi bugün diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik bir arada yaşayabilme becerisine sahip olmamızdır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Çok keskin sınırlara sahip olmamak en önemli şeylerden bir tanesi. İnsan esnek olabilmeli. Daha önce şöyle bir şey okumuştum bir eğitimde bir hocamız anlatmıştı daha doğrusu daha düzgün bir dille ifade edecek olursam bize dedi ki insanlar dedi genellikle nasıl olmak istiyorsunuz sorusuna çok güçlü olmak istiyorum diye cevap verirler ve unuturlar ki bir büyük fırtına çıktığında ilk önce çınar ağacı devrilir. Fakat eğer bir saz dediğimiz bir bitki var, saz olmayı istiyor olsalar da eğer bir fırtına olduğunda sağdan sola yatsalar bile kesinlikle devrilmezler. Yani bu ne demek? Bu uyumlu olabilmek demek, esnek olabilmek demek. Yaşanılan konularda sınırlarımızı genişletebilmek demek. Bir şeyler öğrenmeye açık olmak, her zaman inanılmaz derecede fikirlerimizde sabit olmamak, tek düze bakmamak. Bunlar aslında çözüm odaklı olabilmenin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Bundan sebep olarak da kutuplaşmış düşünce yapısına sahip insanlar çoğunlukla problem çözmede çok zorlanırlar ve öfkeleri her zaman hep çok üst seviyelerde olur. Ve bir diğeri facialaştırma yanılgısı. Olayların olumsuz yönlerini abartıp durumu facia gibi yaşama durumudur. Kaygıya, endişeye ve bol öfkeye neden olur. Çünkü sorun tetikleyici ama çözüm noktasında eli kolu bağlayıcı bir süreçtir. Bu aslında ilk iki maddeye benzeyen de bir şeydir. Ama burada genellikle her konuda bunu yapar problem çözme becerisine sahip olmayan kişiler. Yani bazen insanların bu duygulara ve düşüncelere sahip olduklarında ikinci bir kazançları olur bu durumda. Yani ne demek istiyorum? Bir olayı facialaştırdığınızda işte bu benim başıma geldi, işte dünyanın en kötü şeyi olacak iş değil diye birisine anlattığınızda size yardım etme ihtimali mesela daha yüksek gibi geliyorsa size ve genellikle de başarılı oluyorsanız bu konuda ya da eşinize karşı, işte bir arkadaşınıza karşı yaşadığınız olayları böyle felaketler üzerinden anlattığınızda sizinle daha fazla ilgilendiğini hissedip görüyorsanız genellikle bunları yapmaya ve problem çözme becerinizi geliştirme konusunda bir adım geride durmanıza sebep oluyor olabilir. Tabii ki bunlarla yüzleşmek böyle tek bir seminerle, tek bir eğitimle çok söz konusu değil insan neden bunu yaptığını anlayabilmek için
tabii ki bir uzman tarafından kendisine doğru soruları sorarak, kendisini de görerek, eleştirerek yüzleşebilme yetisine daha sağlıklı bir ortamda tabii ki de kavuşmalı. Ama en azından bugün burada öğrendiklerimiz bir takım farkındalıklara sebep olmasını temenni ederek de anlattığımız şeyler. Aksi takdirde tabii ki direkt böyle bunlar işte şuna sebep oluyor, buna sebep oluyor gibi bir fikirle yaklaştığımız noktada bu suçlayıcı ve çok genel geçer bilgiler olur. Biz genel olarak bugün burada toplumsal açıdan da en çok karşılaştığımız işte bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan işte bir takım makaleler, kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle size bunu aktarıyor oluyoruz. Bunun da bilgisini unutmayalım. Kimse de anlattıklarımız üzerinden kendini suçlu, problemli ya da eksik hissetmesin. Bunu da söyleyelim elbette ki. Ve bu maddelerden bir diğeri zihin okuma yanılgısı. Problem anında karşınızdaki kişinin zihninden geçenleri bildiğinizi iddia ettiğiniz anda o kişi hakkında zanda bulunmuş olursunuz ve niyet okumaya başlarsınız. Böylece sizde problemle alakalı önyargı gelişir. Önyargı geliştiğinde soruna çeşitli açılardan bakamaz ve sorunla ilgili alternatif çözümler üretemezsiniz. Yani diyelim ki bir arkadaşınız sizi birisiyle tanıştırmak istiyor ama daha önce birkaç kez daha tanıştırdı. Ve siz hep beğenmediniz, istemediğinizi söylediniz. Sonra size dedi ki seni birisiyle daha tanıştırmak istiyorum. Siz tanışmaya gideceksiniz diyelim ki ama yine olmadı, yine beğenmediniz. Ama eğer yine reddederseniz arkadaşınızın sizin hakkında daha önce işte o zaten kimseyi beğenmiyor. İşte kimle tanıştırırsam tanıştırayım zaten işte hoşuna gitmeyecek, zaten mutlu hissetmeyecek, zaten beğenmeyecek gibi fikirlere sahip gibi böyle karşı tarafın sizinle alakalı ne düşündüğüne dair bir takım fikir yürütmeleri yapmak da aslında o konuyla alakalı biriyle iletişim kurmaya çalışırken problem çözmeyle alakalı yanlış bir yol izlediğimizde gösterir. Zihin okuma yanılgısını hayatımızın birçok yerinde yaparız. Biri bize baktığında bile yapıyoruz bunu. Bir metroda toplu taşımada yani kesin işte beğenmedi. Suratında bir şey mi var? İşte bana niye bakıyor ki? Belki aslında gözü daldı ve sizinle alakalı bir şey aklından geçmiyor. Çok yorgun olabilir. Ama biz genellikle ilk önce konunun hep bizimle alakalı olduğunu düşünürüz. Hep hatayı, yanlışı bizim üzerimizden değerlendiriyor gibi algılarız. Ve bu problem çözme becerisinin önündeki engellerden son maddemiz diyebiliyorum, suçlama alışkanlığı. Ve bu eğer bizde varsa kesinlikle vazgeçmemiz gereken bir davranış. Çünkü bu saydığım 7 madde içerisinde eğer ki en belirgin olanı sizde buysa yani suçlama alışkanlığıysa problem çözmeniz pek mümkün olmayacaktır. Nedir bu suçlama alışkanlığı? Kişinin başına gelen pek çok durum için hep başkalarını suçlamak. Hocam özür diliyorum. Slide devam ediyor mu? Yani siz sayfaları değiştiriyor musunuz yoksa sabit mi kaldı? Şu an 7. maddedeyim. Değiştiriyorum. Sizin kaçıncı madde görünüyor hocam? Ya bizim ekranımızda sadece problem çözme becerisinin önündeki engeller olarak kaldı ama. Tamam. Altında suçlama alışkanlığı vesaire yazmıyor mu? Ha, tamam. Şimdi fark ettim hocam. Tamamdır. Bu suçlama alışkanlığı kişinin başına gelen pek çok durum için hep başkalarının suçlu olduğunu düşünme halidir. Kişi yaşanan sorunlarda hep karşı tarafın suçlu olduğunu düşünerek bir problem çözemez. Çünkü problem çözme becerilerinin temelinde bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim mantığı yatar. Şimdi biz insanlar olarak bir şeyle karşılaştığımızda, başımıza bir şey geldiğinde genellikle hatayı kendimizde aramayız. Şimdi bu ikiye ayrılır. Ya hatayı hep kendimizde arıyoruzdur, hep kendimizi suçluyoruzdur. Bu da farklı bir konu. Ya da hatayı hep karşı tarafta arıyoruzdur. Şimdi biz bugün suçlama alışkanlığından bahsedeceğimiz için hatayı hep karşıda arayan tarafı konuşuyoruz. Bu insanın içerisinde kin oluşturacak bir şeydir. Yani kişiye zarar verici bir davranıştır.
hem karşı tarafa hem de fazlasıyla kendisine. Bu sebeple eğer bu alışkanlığa sahipsek ve bunu değiştiremiyorsak bir uzmanla bu sorunu çözme ihtiyacı duymamız artık gerekiyor demektir. Çünkü hayat hep başkalarını suçlayarak geçmez. Bu noktada hayatımızda karşılaştığımız problemler hep yarıda kalacaktır ve bunları çözme becerisine sahip olmamız da bir o kadar mümkün olmayacak demektir. Çünkü dediğimiz gibi problem çözme becerisinin temelinde, en temelinde bu durumu düzeltmek için ben ne yapabilirim? Bu çok önemli. Çünkü hayatta başımıza başkalarının yaptıklarından kaynaklı bir şeyler gelebilir. Ama siz başkalarının davranışlarını kontrol etmekle mesul değilsiniz. Kendi davranışlarınızı kontrol etmekle mesulsünüz. Ve bu noktada kendinize ben ne yapabilirim diye sormanız lazım. Bu ben ne yapabilirim sorusunu kendinize sorarken işte kendinizi suçlamaktan bahsetmiyorum. Çözmek için ne yapabilirim? Benim elimden ne gelir? Ben bakış açımın işte hangi tarafını değiştirirsem karşımdaki insanın da haklı taraflarını anlayabilirim diye bakmak. Bundan bahsediyorum aslında. Ve yavaş yavaş aslında bu bizim son sayfamız. Slide'ın sonuna geldik yani. Akıl insanoğluna verilen en değerli hediye gerçekten. Çünkü sorun yaşadığımızda veya öfkelendiğimizde aklımızın göstereceği yola sığınmak yeterlidir aslında. En kızgın anımızda bile burnumuzdan derin bir nefes alıp aklımıza olumlu bir şey getirebiliyor olsaydık eğer o öfkenin gerilediğini hissediyor oluruz. Suçlayıcı olmak yerine affedici olmak, insanların içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışarak hareket edebilmek, dilerim tüm hepimiz için çok mümkün şeyler olur bunlar. Doğru zamanda doğru cümleleri söylemeyi alışkanlık haline getirmek. Şimdi şöyle bir şey var ki, üslup neden bu kadar önemli? Çünkü insanları rezil ediyor, vezir de ediyor. Bir noktada duygunuzu çok doğru dilde karşı tarafa aktarıp ifade edebilirseniz eğer, sizi inanın anlayacaktır. Eğer anlamıyorsa, bilin ki anlamak istemediğindendir. Bırakın, siz kendinizi en sakin, en doğru dille ifade edebilen taraf olun. Varsın olsun karşı taraf sizi anlamasın. İnsan çünkü dediğim gibi kendine hesap vermek için bu hayatı bence yaşamalı. Başkalarının fikirleri, başkalarının duyguları, onları kontrol etmek ve hep karşı tarafı suçlamak uğruna değil kesinlikle. Şartlar ne olursa olsun, kibar ve saygılı davranışı elden bırakmamak, karşımızdakiler hak ediyor yahut etmiyor, hiç fark etmeksizin, bu şekilde düşünerek, bana böyle davranmak yakışır deyip davranışlarımızı yumuşatmak çok önemli bir şey. İnsanlar hata yapabilmeli, hata yapmalı çünkü bir şeyler öğrenebilmeli. Bu hata size yapıldığında celallenmek yerine, inanılmaz tepkiler vermek yerine insanların hata yapabilme payının da olduğunu biliyor olmak gerekir. Herkesin her şeyi doğru yapmasını beklemek maalesef ki gerekmiyor. İnsanları bizim beklentilerimize cevap vermeli şeklindeki kodladığımız bu birazcık bağımlı düşünceden de uzaklaşmalıyız. Çünkü hiç kimsenin başkasının belirlediği gibi yaşamak gibi bir zorundalığı asla ve kata yok. Çünkü hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Ve bugüne kadar geldiğimiz bu sürecin içerisinde hep yaptığımız yanlışlarla öğrendik neyi yapmamamız gerektiğini. Hep doğru olanı yapsaydık, hep en doğru olanı yapsaydık hatanın ne olduğunu bilmez ve daha toleranssız, daha tahammülsüz bir insan olurduk. İnanın hepimizin hayatta hataları var. Yeri geldiğinde çocukluk döneminde, yeri geldiğinde yetişkinlik döneminde. En doğru diye düşündüğümüz insan bile hayatta muhakkak hataları vardır. Bu yüzden başka insanların hayatlarının kontrollerini elimize almaya çalışmak ve onlar neden öyle davranıyor, o zaman o da öyle yapmasın gibi bir fikre sahip olmak yerine kendi benliğimizdeki sorunlara odaklanırsak aslında daha anlayışlı, daha tahammül seviyesi yüksek insanlar olacağız. Ve tabii ki eğer bugün burada bir araya gelebildiysek şöyle de bir şey var, teknoloji çağında da yaşıyoruz. Evet, maalesef ki ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz ülkece.
Ve artık terapi almak dediğimiz şey biraz lükse giriyor. Katılıyorum bu konuda birçok kişiye. Ama bu süre içerisinde uygun, erişilebilir ücretle terapi veren birçok psikolog var. Biraz araştırırsanız göreceksinizdir. Tek başınıza baş edemiyorsanız eğer muhakkak bir terapiye yardım için başvurabilirsiniz. Kesinlikle kötü bir şey değil. Kimsenin karşı tarafın fikrini değiştirmek gibi bir amacı yoktur terapide. Size kendi doğrularınız üzerinden bir takım hesaplaştırmalar yapmak, kendi benliğinizi tanımak, kendinizi tanımak, hayatınızda neyin eksik, neyin fazla olduğunu göstermek. Ve en önemlisi bir arkadaşın, bir komşunun, bir annenin, babanın kesinlikle yapamayacağı objektif bir bakış açısıyla size yaklaşma yetisine sahip olacağı için dışarıdan bir gözle kendinize bakmak çok yararlı olacaktır. Ve bugün dediğim gibi tekrarlıyorum, teknoloji üzerine kurulu bir çağın içerisindeyiz. Birçok ücretsiz kitap var, birçok ücretsiz seminer var. Google'a yazdığınızda karşınıza çıkabilecek aklınızdaki problemle ilgili birçoğu her ne kadar hatalı bilgi olsa bile bir o kadar da doğru bilgiye sahip içerikler de var. Lütfen bunları okumaktan kendinizi alıkoymayın. Çünkü insan geliştikçe daha doğru bir yaklaşıma sahip olabilir. Ne kadar duvarlarınız varsa ve o duvarlar zaman içerisinde sizi içine alırsa o kadar insanlara karşı tahammülsüz hissedeceksiniz kendinizi. O yüzden kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Hangi kalıp size uyuyorsa, dini olarak olabilir, manevi olarak olabilir, duygusal olabilir, bilimsel olabilir. Bunlara dair birçok içerik bulabilirsiniz. Ve bunları mümkünse okuyun. Çünkü dediğim gibi akıl insanoğluna verilen en değerli hediye. Bunu kullanmak da bence bizim en büyük görevimiz. Ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hepiniz için çok güzel geçmiştir. Sizlerle bugün olduğum için çok mutluydum. Benim için çok verimli, çok güzel bir gündü. Bunları sizinle paylaşabiliyor olmak. Dilerim herhangi bir sürçülisan etmemişimdir. Özür dilerim eğer öyle bir şey olduysa da. Umarım çok verimli, güzel bir gündür sizin içinizden. Sormak istediğiniz bir şey varsa hepsini cevaplamak isterim. Merhabalar hocam. Merhaba. Öncelikle değerli kıymetli bilgileriniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık diliyorum. Benim için çok verimli ve keyifli bir seminer oldu. Devamı olacak mı merak ediyorum. Bu tür şeyleri yeni keşfettim, yeni gördüm sayfanızda. Bununla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim. Bu seminer Abdülsamet Bey tarafından aslında oluşturuldu. Benim için de bir ilk de açık konuşmak gerekirse. Ben kendi içeriklerim içerisinde bu süreci devam ettirmek istiyorum. Ama tabii ki Abdülsamet Bey de isterse ortaklaşa şekilde elbette ki devam ediyor oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki bunun cevabını kendisi verirse daha tatmin edici olur diye düşünüyorum. Teşekkür Tabii. ederim bu Öncelikle arada ben de dedikleriniz çok için. teşekkür ediyorum. Yayın gayet faydalı ve güzel oldu. Tabii devamını da biz isteriz sizin de müsait bir zamanınıza göre organize edersek bu seminerlerin devamı niteliğinde de seminerler oluşturulabilir. Teşekkür ediyorum. Benim için de çok verimliydi. Sizinle birlikte olmak çok kıymetli. Elbette ki uygun zaman dilimleri oluşturulduğunda tekrar tekrar farklı konularla ilgili bol bol bu şekilde bir araya gelirsek ben de elbette ki çok mutlu olurum diye düşünüyorum. Bir soru gelmiş galiba. Hocam ergenlik dönemindeki çocukların öfke patlamasında ne yapmalıyız? Yardımcı olursanız sevinirim. Kıymetli bilgileriniz için teşekkürler yazmışlar. Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Ergenlik dönemindeki çocukların öfke patlamalarına zaten çok fazla şahit oluyoruz ve karşılaşıyoruz. O noktada öfkesini yaşamasına müsaade etmek en doğru davranış şekli olur. Neden diye soracak olursanız. Bir insanın duygusu bastırıldığında elbette ki patlayacaktır. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Orada çocuğun o an öfkesini yaşamasına müsaade edelim. Şu an seni anlıyorum. Neden kızgın olduğunu anlıyorum. Seni dinlemek için buradayım. Seninle konuşabilmek için buradayım. Ne zaman bana kendini anlatma ihtiyacı hissedersin, seni dinlemek için burada hazır olacağım. Şimdi istersen odanda, istersen burada
Duygunu nasıl yaşamak istersen yaşayabilirsin. Ben sen sakinleşene kadar seni bekleyeceğim. Söylemeniz gereken en önemli şey bu. Burada ne mesajı veriyoruz çocuğa? Bir, senin için buradayım. İhtiyaç anında seni destekleyeceğim, senin yanında olacağım ve sakinleşene kadar seni zorlamayacağım. Sonrasında, iki, duygunu yaşayabilirsin. Öfkeni yansıtabilirsin. Bunu sözel olarak yapabilirsin, odanda yapabilirsin, sessiz kalarak yapabilirsin, ağlayarak yapabilirsin. Öfkelenmeni anlıyorum. Bu kötü bir şey değil. Bunu dışarı vurman gerekiyor. Yani çocuğa duygusunu bastırmamasını ve gizlememesi gerektiğini de öğretmiş oluyoruz. Ergenlik dönemindeki çocuklarda genellikle hayatı yeni tanıma duygusu olduğu için çok yüksek perdeden giriyorlar. En çok hayal kırıklıklarına uğradıkları dönem, arkadaşları tarafından korktukları dönem olduğu için Beğendim mi uçak yolculuğunu? İstanbul. arkadaşlardan birinin mikrofonu açık galiba. Ne kanka? Uçak yolculuğunu merak ediyordum. Nasıl geçti yolculuk? Çok merak Hocam ettim. oturum sahibi siz olduğunuz için kapatabilirsiniz dilerseniz Tamam. mikrofonları. Tamam, hallettim. Dediğim gibi bu şekilde yani çocukların aslında duygularını yaşayabilmeleri gerektiğini göstermek ve orada daha destekleyici bir yaklaşıma sahip olmak da çok önemli diyebiliriz. İnsanlara çevremizdeki anne, baba, çocuk, kardeş hiç fark etmeksizin her zaman öfkelerini yaşayabilecekleri bir alan tanıyıp tüm duygularını yaşayabilecekleri bir alan tanıyıp sonrasında onlar için orada olduğumuzu söylemek iyi hissettirecektir diyelim. Ergen çocuklarda da az önce söylediğim gibi bu şekilde bir yaklaşımda bekleme doğru olacaktır. Fakat çok sık karşılaşıyorsak bu öfke patlamasıyla ve bu artık kendine fiziki zarar, çevreye fiziki zarara girdiyse burada da destek almak daha sağlıklı, daha doğru olacaktır. Rica ederim. Ne demek? Evet, sanırım yavaştan toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Hocam, sizin için de uygunsa, varsa sizin de sormak, eklemek istediğiniz bir şey cevaplamak isterim. Hocam teşekkür ederiz. Böyle bir yayında bizimle olduğunuz için de ben ayrıca bundan mutluluk duydum. Dediğimiz gibi devamı da ilerleyen zamanlarda müsait zamanımıza göre organize edilirse biz ayrıca memnun oluruz. Ben ayrıca katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yayında hem de destek olmuş oldular. Biz de böyle bir eğitim seferberliğiyle istedik ki insanlarda bir takım farkındalıklar oluşturabilelim. Tabii yayın kaydedildikten sonra YouTube kanalımıza da paylaşılacak. Oradan da ekstra izlemek isteyenler olursa faydalanabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa yavaş Teşekkür yavaş ederim. tamamlayalım. Teşekkür ederim bana böyle bir projede sözcü olmak tanıdığımız için dediğim gibi benim için çok keyifliydi. Ne olursa olsun bir kişi bile bu farkındalığı kazanabildiyse bugün birilerine bir takım bilgiler verebildiysek ne mutlu bize. Dilerim bir sonraki seminerlerde hep birlikte yine tekrar bir şeyler konuşuyor, görüşüyor oluruz, sohbet ediyor oluruz. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Kocaman sevgiler bırakıyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Daha sakin, daha huzurlu günler dileyebiliyorum şu anda. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Kaydı da durdurursanız bu e-postaya düşmüş. Tamam.